Uçuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? Benim tek istediğim sessiz sakin bir şekilde hakkım olanı almak. Ortalığı ayağa kaldırmadan önce bir dinle beni. Neyini dinleyeceğim? Aman ya seni! Sakin ol. Sakin ol. Benim o cinayetlerin hiçbiriyle bir ilgim yok. Madem ilgin yok, niye sakladın kim olduğunu? Çünkü hepinizin dilinde bir Ziya Nurdoğlu lafı gidip duruyordu ondan. Kanıtınız var mı? Yok. Ama niyeyse herkes benim katil olduğuma inanmış. Say kimin başının altından çıktı bu fikir? Eylül'ün. Şaşırmadım. Ben sizin karşınıza geçseydim, Ziya Nur'un oğluyum deseydim, siz hepiniz bana katilmişim gibi davranmayacak mıydınız? Yalan mı? Ne yapayım? Ben de gerçek katil ortaya çıkana kadar sustum. Demek gizlediğim bir şeyler var. Yoksa susar mıydın? Susmazdın. Evet var. Ama senin de var. Yanlış mıyım? Neyi ima ediyorsun? Seninle aynı tarafta olduğumuzu. Bak. İkimiz de babalarımız tarafından haksızlığa uğradık. Eğer hakkımız olanı almak istiyorsak, böyle açıktan değil, gizlice çalışmalıyız. Yani ben zaten kimliğimi sana kendim ifşa etmedim mi? O da oyundur. Kim bilir ne hesaplar vardır senin o kafanda. Sen git bir polisle konuş. Ama katilin ben olmadığını öğrendiğinde biraz utanacaksın. Göreceğiz bakalım. Nereye gittin Sinan Bey? Fatih'le ilgili bir şey geldiyse aklınıza bizimle paylaşın lütfen. Evet Özer Bey. Sen şu Fatih meselesini bana adam gibi bir anlat bakalım. Alo. Eylül. İyi misin sevgilim? Neredesin? İyiyim. Kusura bakma, meraklandırdım seni. İyiyim ama. Bir şeyim yok. Oh, çok şükür. Hayatım neredesin? Niye haber vermeden gidiyorsun? Çözmem gereken bazı şeyler var. Ne kadar sürer bilmiyorum. Selim abiye söylersin sen. Neyi söylerim ya? Bir sürü hastaneye gelemeyeceğim. Sen de beni merak etme. Ne demek hastanede olamayacağım Eylül? Ne demek merak etme? Neredesin sevgilim sen? Hı? Bana bak. O manyak herif seni kaçırdı mı yoksa bir yerlere mi götürdü? Zorla seni tutuyor mu? Hayır.
Kendim isteyerek geldim ben. Yahu nereye kendin geldin? Eylül bak, o manyak yanındaysa şifreli konuş benimle. Anlarım ben. Hayatım. Ali saçmalama, kimsenin bir şey yaptırdığı yok. Kişisel bir durum. Kişisel bir durum mu? Ne kişisel durumu? Eşyalarını da alıp gitmişsin haber vermeden. Ne oluyor Eylül? İşte kalacağım bir süre dedim ya. Sen sakın kimseyi ayağa falan kaldırma. Ben iyiyim, merak etme. Biraz kafamı toparlayayım, arayacağım ben seni, tamam mı? Hadi görüşürüz. Eylül bak. Eylül. Buyur kızım. Hüsnü yanıma bakmıştım. Benim yavrum, buyur. Eylül ben. Eylül? Azize Zeynep'in kızı. Eylül. Ali Asaf'la derdi olabilecek doktorları araştırırken dikkatimizi çekti. Aralarında bir olay geçmiş. Kızınızla ilgili. Sevmiş kızımı. Kızım vefat edince de... Neyse. Ben bu Fatih başka bir hastanede çalışıyor diye biliyordum. Yok. Ailesi bir psikiyatri kliniğine yatırmış. Epeydir de oradaymış. Aileye laf gelmesin diye de yurt dışına gittiğini söylemişler. O kadar kötü olmuş demek. Yazık çocuğa. Toparlayamadı demek kendini. Birkaç ay falan önce kaçmış oradan. Bir daha da gören olmamış. Klinikteki doktorları başta Eylül Hanım ve Ali Asaf Bey olmak üzere... hastanedeki bütün personele saplantılı şekilde takıntılı olduğunu söyledi. Hadi ya. Ayıp ettik adama. Kime? Neyse. Boş ver Özer Bey. Ben bir şey hatırlarsam ararım sizi. Peki. Tamam. Kolay gelsin Sinan Bey. Sağ ol. Söyle doktor. Ne yapıyor Fatih? Küttük gibi uyuyor doktor. İlaçlarını verdin mi? Veriyorum ama pek bir faydası yok. Daha da kötü oluyor. Bugün hiçbir şey yemedi. Anca bütün gün uyudu. Bırak uyusun. Tedavi etmiyoruz herifi. Şunu şu telefonu da getir de halledelim artık şu işi. Sinan arkadaşın da içi rahat etsin. Tamam patron. Hallediyorum. Evet. Ne evet? Ters konuşma benimle. Senin iş tamam. Suçluyu paketleyip sana teslim edeceğiz.
Gerisi de artık senin becerine kalmış. İşini adam akıllı yap, aramız bozulmasın. Sana bulaştığım günün gittikçe çamura saplanıyorum senin yüzünden. Şu iş bitsin. Bir daha sakın karşıma çıkayım deme. Bu işlere bulaşmadan önce düşünecektim bunları Tarık'cığım. Hadi haberleşiriz. Tamamdır. Herkes Fatih konusunda bilgilendi. Gözleri açık olacak. Ne kazasız belasız yakalasak şu herifi. İnşallah. Şükürler olsun. Güzel Allah'ım dualarımı kabul etti. Hamdü senalar olsun. Eylül'üm, güzel torunum benim. Dur bir bakayım sana şöyle. Ah ne güzel bir kız olmuşsun. Tıpkı annen. Hık demiş, Zeynep'imin burnundan düşmüşsün. Şey, pekmez kaynattıydım yeni. Getireyim de ye. Çay da var. Ay, ama şey ekmek yok. Ben hemen bir koşu Hayriye'den alıp gelivereyim. Hüsniye Hanım lütfen biraz oturabilir miyiz? Ben zaten çok kalmayacağım. Nereye yavrum? Daha yeni geldin. Hüsniye Hanım lütfen. Tabii oturalım. Annemle ilgili birkaç bir şey soracağım ben. O yüzden geldim. Ben 30 yıldır yolunu gözlüyorum. Her gece dua ediyorum. Kalsaydın birazcık. Yapmayın. Bunca zaman bir kere bile aramadınız beni. Şimdi bütün bunlara gerek yok. Aradım yavrum. Çok aradım. Ama bir kerecik bile göstermediler. Baban kaptığı gibi seni kaçtı gitti. Gidiş o gidiş zaten. Annemin cenazesine bile gelmediniz. Yetişemedim. Yetişemedim. Ben gelene kadar kaldırmış cenazeyi. Bir tanecik evladımı toprağa koymama bile izin vermedi. Benim yavrum bensiz girdi toprağa. Ben nasıl aramam Eylül? Ben evladımı nasıl aramam? Babam bizi görmek istemediğinizi söylemişti. Beni de reddetmişsiniz. Yalan. O da yalan. Ben öğrendim ama. Zeynep'im canına kıymış. Öyle ölmüş benim evladım. Onun için kaçtı zaten baban. Onun için karşıma çıkamayış. Ondan sebep benim gözüme bakamayış. Evladım kanına girdi. Onu aldı benden. Seni aldı. Her şeyimi, her şeyimi aldı benim. Ben yıllardır dua ediyorum. Ara bul beni diye bekliyorum. Seni bir kerecik göreyim. Sana bir kerecik sarılayım. Senin kokunu bir kerecik içime çekeyim diye bekliyorum. Sen benim tek evladımın tek yadigarısın. Ona sarılamadım. Sana sarılayım diye bekliyorum. Canım. Yavrum. Onun derdine derman olamadım. Seninkine olayım diye bekliyorum. Hocam bileklik çıkmış. Ha evet. Evet sağ ol Özgül, teşekkür ederim. Hadi gözümüz aydın. Sağ ol. İşte şimdi, ameliyathanede fırtınalar estireceğim, bekleyin beni. Süper. Sen nasılsın, iyi misin? Sağ ol hocam, iyiyim. Bak sana şunu ya. Günaydın. 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 Abi bir konuşabilir miyiz?
Tabii tabii. Ben çıkayım o zaman. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol, sağ ol. Ne abi? Çok sevindim. Sağ ol. Oh be. Gel, gel anlat bakayım ne oluyor. Anlat. Ne oldu? Eylül yok. Eşyalarını alıp gitmiş. Dün gece konuştuk. Kişisel bir mesele diyor. Ama telefonunu da kapattı, ulaşamıyorum şimdi. Dur bir dakika şimdi, dur. Bir sakin ol, bir nefes al. Hiçbir şey anlamadım çünkü. Anlat bakayım tek tek. Abi ben anlamadım ki sana anlatayım. Durduk yere evi terk edip gitmiş işte. Efendim? Tamam. İpek gelirse haber versinler demiş. Gelmiş galiba haber. Ali Asaf nereye gidiyor? Ali Asaf nereye? Dur beni böyle merak. Hayda. İpek, dün gece ablanla konuştun mu hiç? Hayır, niye? Dün sizi çatıda bıraktığımda aranızda ne geçti? Ne konuştunuz? Neden ablama sormuyorsun? İpekçim, şu anda tavır yapacak zaman değil. Sana bir yere gideceğinden falan bahsetti mi ablan? Nereye gideceğinden? Bilmiyorum. Dün gece eve gelmedi, eşyalarını alıp gitmiş. Konuştuk, iyiyim dedi ama şu saat oldu, hala ses soluk yok. Yani biz geçmişi kapatalım dedik. Özür diledik birbirimizden. Öyle şeyler konuştuk. Söylemedim nereye gittin. Söylemedi. Seninle alakası yok yani. Tamam. Konuşursan, haber alırsan önce bana söyle, tamam mı? Abla, neredesin? Mektup yüzünden mi gittin? Görünce hemen ara beni, merak ediyorum. Ay ay ay, uyanmış mı benim güzel torunum? Günaydın yavrum. Hadi kahvaltı hazır. Gel de yiyelim. Ben bu saatte bir şey yemem ki. Aa, ne demek bir şey yemem? Hiçbir şey yemeden olur mu? Neler yaptım neler. Hele yumurtalarımı gör. Kendi tavuğumdan çift sarılı. Hadi giyin de gel aşağıya. Bekliyorum seni. Hadi yavrum. Özel Bey bakın, gitmesi için hiçbir sebep yoktu. Ben o manyağın bir şey yaptığından şüpheleniyorum. Ya bir şekilde karımı tehdit etmiş olabilir. Tamam. Tamam, ben haberinizi bekliyorum, sağ olun. Ne diyor? Teknik takip başlatacaklar işte. Telefonunu takip edecekler. Bak sen çok yorgun görünüyorsun, uyudun mu hiç? Yok be abi. Ne uyuması, uyanacak zaman mı? Büyütme ama bu kadar Ali Asaf. Bence senin düşündüğün gibi bir şey çıkmayacak, merak etme. Nasıl yani? Bildiğin bir şey mi var yoksa? Eylül'ü biliyorum ben, Eylül'ü. Yapar o böyle şeyler arasın. Nasıl şeyler yapar? Bir sürü şey yaşandı. Hem de üst üste yaşandı. Duygusal şeyler bunlar. Eylül böyledir. Duygularıyla başa çıkamayınca bir kaybolur ortada. İnine çekilir. Yaralarını sarar, sonra tekrar çıkar meydana, merak etme. Abicim,
Onlar eskidendi. Eylül şimdi evli bir kadın. Yani böyle kafasına estiği gibi tek başına çekip gidemez artık. Günaydın hocam. Günaydın Selim Bey. Günaydın. Günaydın Zeynep. Gel otursana. Yok ben oturmayayım. Hocam biz bugün Karabucağa dönüyoruz değil mi? Yok Zeynep'ciğim. Ben dönemem. Çözmem gereken bir mesele var. Eylül Hanım'a bir şey mi oldu? Evet, çayımız da geldi. Uzat yavrum bardağını. Heh. Ben buraya gelmiştim daha önce hatırlıyorum. Gelmiştiniz tabii. Buralarda koşup oynamıştın. Eteğime dolanmıştın. Neler yapmıştın neler. Kızım da çok mutluydu o vakitler. Bana biraz ondan bahsetsene. Anacığından mı? Bak sucuk pişirdim sana. Omlet de yaptım. Hadi anneciğim. Nasıl biriydi gençken çocukken falan? Deli dolu. Fişek gibi bir şeydi. Hiç yerinde duramazdı. Mahallenin bütün oğlanlarını sıraya dizer döverdi. Acar, cambal bir şeydi işte. Erkek Fatma derlerdi de kızardı. Aa, hadi annem ye biraz. Bak kaymak da var. Çok faydalı. Zaten zayıf çocuksun. Vedat'a sevdalanınca durulduydu. Ah ah, yaktı evladımın başını. Vermez olaydım. Keşke gurbete verecek kızım yok diyeydim. Ama desem ne olacaktı? Dinler miydi ki anam? Kaçar giderdi. Çok sevdalıydı, çok. Çocuk istemiyor muydu peki? Sen öyle bir şey biliyor musun? Çocuk istemez olur mu yavrum? Hangi kadın anne olmak istemez? Bilmem. Hem sevmiyormuş da anne. Belki istemiyordur ondandır dedim. Seni sevmiyor muymuş? Kim dedi bunu? Kendi dedi. Yazmış yani. Benim kızım mı yazmış? Ölmeden önce yazmış. Yavrum, benim gözüm seçmez onu. Göremem yakını. Sen oku da dinleyeyim ben. Vedat, sen bu mektubu aldığında ben ölmüş olacağım. Ama sen beni çok daha önce öldürdün. Benden vazgeçip o kadına gittiğin gün öldürdün. Sen benim dünyamdın Vedat. Ben seni çocuğumdan bile çok... Ben seni çocuğumdan bile çok sevdim. Sen beni sevdiği... Ondan bile vazgeçerdim. Geçiyorum görüşte. Sana olan aşkımın büyüklüğünü gör diye çocuğumu bırakıp gidiyorum. Eylül'ü her gördüğünde beni nasıl öldürdüğünü hatırla. Sana cezam budur. Bunu benim kızım yazmış ha.
yastıktan sonra da o işi yapmış. Ben yanındaydım. Uzanacağım dedi. Uyuyor sanıyordum. Hem de senin yanında yapmış. El kadar çocuğu. Ah yavrum. Ah benim kadersiz yavrum. Keşke daha önce bulaydım seni. Daha önce bulaydım da kanatlarımın altına sokup koruyaydım. İyiyim ben. Kurtardım kendimi, doktor oldum. Kusura bakma. Böyle gelip de geçmiş hatırlatıp üzüldüm seni. Evlat acısı hiç unutulur mu ki hatırlansın yavrum? Ben yavrumu toprağa gömdüm. Hangi ana evladını unutabilir ki? Ama iyi ki geldin. İyi ki gördüm ben seni. İşte gözüm açık gitmeyecek. Samo. Hı. Ben diyorum ki biz birlikte eve çıkalım. Zaten uyumadan uyumaya eve gidiyoruz. Biz neden ayrı para ödüyoruz ki? Şöyle hastaneye yakın, güzel bir ev tutalım. Masrafları da bölüşürüz. Bence çok mantıklı. Bence çok mantıksız. Sabahtan akşama kadar senin yüzünü görüyorum zaten. Bari gece uyurken rahat bırak beni ya. Bir düş yakamdan. Abi sen benden hoşlanmıyor musun ya? Ne alakası var kardeşim? Ne alakası var? Konuyu hiç saptırma. Konuyu hiç saptırma. Hem sen bana yamanacağına gidip şu kızla evlensene artık. Kız senin yollarını gözlemekten helak oldu be. Bir de yarın bir gün benim bir kız arkadaşım olsa... Samocuğum senin eve gidelim dese... ben de heyecanlansam. Ne diyeceğim ben kıza? Yok benim ev arkadaşım var olmaz mı diyeceğim. Sen kendin ev olaylarını hallet. Kime diyorum ben Alp? Neye bakıyorsun sen orada? Şu halimize bak. Kim derdi ki bunlar bizim başımıza gelecek? Bahar ölecek. Fatih. Katil olacak. Hakikaten ya. Ne hale geldik. İnsan bu fotoğrafa bakınca olan bitene daha çok inanamıyor. Gerçekten Fatih mi yaptı o deli deli işleri ha? Vallahi psikolojisi düzgün olsa yapmadı derim Alp'im ama... adam psikiyatri kliniğine yatılacak hale gelmiş. Ne desek boş kardeşim, ne desek boş. Biz ayıp ettik abi. Ne aradık ne sorduk adama. Belki iki dert destek bu kadar kötü olmazdı. Tamam da kardeşim bu öyle iki kahve muhabbetiyle geçiştirilecek bir şey değil ki. Bayağı büyük hastalık yani. Evet, beni görmek istemiştin. Ne yapalım? Uzatayım mı ellerimi? Kelepçe takacak mısın? Ya kusura bakma. Ayıp ettik sana. Gel, geç otur şöyle. Ne söyleyeyim sana? Çay, kahve? Ya bir şey istemez. Ama sen de öyle birden söyleyince... bir de böyle senin tuhaf hallerin, tavırların var. İnsan ne düşüneceğini bilemiyor. Mazur göreceksin artık. Demek Ziya Nur'un öz be öz oğlusuna. Vay ala asaf vay. Altın çocuk devrin kapanıyor demek. Sen de bunu arkana yaslanarak izleyeceksin işte. Daha ne istiyorsun? Hiç. Ne isteyeyim başka? Hastanemi o iki kukumav kuşundan kurtarayım yeter bana. Anlat bakalım. Niye istememiş Ziya Nur seni? Ne olacak? Mutlu Neziha ile ortamını bozmamak için. Adına leke sürdürmemek için.
Yüce insan, büyük adam Ziya Nur'un gayrimeşru bir oğlu varmış. Düşünsene skandalı. O bana baba olmayı değil, yetim Ali Asaf'a veli nimet olmayı tercih etti. Vay arkadaş vay. Olanlara bak. İnsanlara tepeden bakmayı severdi rahmetli. Ne yere bakan yürek yakalmış. Ne yapacaksın şimdi? Ziya Nur'un hisselerini Ali Asaf'tan alacaksın değil mi? Hemen dava aç. Tanıdığım çok iyi avukatlar var. Yapma Sinan Bey. Yapma Sinan Bey. Yani hepsini almak varken niye yarısına razı olalım? Sen de haklısın. Olmayalım tabii. Peki, söylesene. Sen sağlığında babanın karşısına çıktın mı hiç? Bunlar çok uzun meseleler ya. Ya da biz ne yapalım biliyor musun? Akşam çıkalım, ben hepsini anlatayım sana. Olur. Hadi, akşam görüşürüz. Görüşürüz. Baban şoför adam. Uzakta bir evden. Anan kıskançlık yaptı. Kuşkuya kapıldı. Arar dururdu beni. Hep ağlardı. İmkanım yok ki gidip yetebileyim. Ama dedim yapma kızım dedim. Erkek kısmı bu kadar sıkmaya gelmez dedim. Söz dinletemedi kalbine. Kara sevdalı gibi bir şeydi. Babamı da kaybettik yakın zamanda. Allah günahlarını affetsin. Yani belki kötü bir adam değildi. Ama adamdı işte. Ah, onun sevdası yaktı kızımın başını. Teyzem de böyle olduydu. Onu da ben bulduydum. Böyle derken nasıl buldun? Allah Allah. Hayırdır inşallah. Hanımefendi, ben arabanın sahibi eşimi arıyorum. Adı Eylül. Ali. Eylül? Eylül Hanım, iyi misiniz? Burada zorla tutulmuyorsunuz değil mi? İyiyim. Polise mi haber verdin? İyiyim dedim ya Ali. Yok bir şey. Hüsnü Hanım benim anneannem Onur da. Kızım, sen kocandan mı kaçtıydın yoksa? Hayır, hayır. Korkulacak bir şey yok. Yanlış anlaşılma olmuş. Gelsene bir konuşalım. Merhaba efendim. Eylül sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun Eylül? Eşyalarını alıp evden çekip gidiyorsun. Telefonunu açmıyorsun. Sen ne yapıyorsun ya? Anneannene geldiğini niye bana söylemiyorsun? Ne oluyor sana Eylül? Ali bir sakin ol. Ya ne demek sakin ol ya? Ne demek sakin ol? Peşimizde bir katil dolaşırken ben nasıl sakin olabilirim ha? Anlatsana bunu bana. Sen benim dün geceden beri neler yaşadığımı, neler hissettiğimi biliyor musun? Tamam. Alo. Ha, evet bulduk. Yok ya Fatih ile alakası yok. Anneannesine gitmiş. Ne bileyim Tarık? Hayırdır ya? Terk edildim mi haberin mi yok yoksa? Hayır. Çözmem gereken şeyler var benim. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. Çözmen gereken şeyler var. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var öyle mi? Saçmalama Eylül, yürü lütfen. Ali, durur musun? Eylül, bak senin bir evin, bir kocan var. Hastanede bekleyen hastaların var. Böyle saçma sapan davranamazsın. Böyle sorumsuzca hareket edemezsin. Öyle kafanı estiği gibi çekip gidemezsin. Hadi. Oğlum, yalvarırım. Yapmayın, etmeyin. Torunum sadece elimi öpmeye geldi. Kötü bir şey yapmadı ki o. Efendim kusura bakma, sizinle de böyle tanıştık. Biliyorum kötü bir şey yapmadığını. Biz sonra yine geliriz olur mu? Elinizi öpmeye geliriz yani. Sen merak etme, bir şey yok.
Özer Bey. Eylül. Sakın anan gibi yapma. Adamını fazla büyütme. Tamam mı güzel kızım? Sen merak etme, ben içeri telefon numaramı bıraktım. Bir şeye ihtiyacın olursa ararsın. Siz de kusura bakmayın, lütfen buralara kadar yordum. Önemli değil. Yani Fatih bulunana kadar tedbirli olmamız lazım. Eylül Hanım, siz de eşinizden habersiz hareket etmeyin. Biliyorsunuz durumu. Siz Eylül Hanım'ın arabasıyla dönersiniz herhalde. Tabii. Eşyalarını getireyim. Şu anahtarı alayım. İyi günler efendim. İyi günler ya. Eylül nerede, bilen var mı? Hocam Eylül Hoca gelmedi daha ama bizlik bir şey varsa yapalım. Bence siz onu bugün beklemeyin. Durumlar biraz karışık. Acil bir şey mi var? Durumlar karışık derken nerede ki Eylül? Ya sormayın. Ali Asaf Hoca'yı terk etmiş. Ali Asaf Hoca bakmaya gitti ama gelmeyebilir yani. Bir dakika bir dakika Zeynep'ciğim, sen bunu nasıl duymuş olabilirsin ki? Bence kesin yanlış duydun, söyleyeyim. Hiç. Zaten öyle bir şey olsa bunu önce biz biliriz. Yani. Ortalığı boş yere karıştırmayın lütfen. Bana da Ali Asaf Hoca anlattı. Yoksa ben nereden bilebilirim? Şşş, tamam. Uzamasın muhabbet daha fazla. Eylül Hoca, Ali Asaf Hoca'yı terk mi etmiş? Ne oldu acaba? Ay hiç beklemezdim. Ne güzel yakışıyorlar dedik dedik. Nazar ettik, görüyor musun? Fatih'i psikiyatri kliniğine yatırmışlar. Ay, durumu o kadar ciddiymiş yani. Her şey geçtim, bu adamın yaptıkları ortada. Yaşadıklarımız ortada. Bu adam elini kolunu sallayarak dışarılarda dolaşıyor. Sen nasıl bu kadar sorumsuzca davranabiliyorsun ya? Bu nasıl bir sorumsuzluktu? Ali yavaşlar mısın biraz? Ya ne güzel anneanneni bulmuşsun bak. Ne güzel, ne güzel anneanneni bulmuşsun. Ama ben niye bunu polis eşliğinde öğreniyorum acaba? Ha? Ali kaza yapacağız şimdi. Biraz yavaşlar mısın? Durur musun ya? Çok korktum Eylül. Anlıyor musun? Sana bir şey olacak diye çok korktum. Tamam anladım. Söyledim, haklısın dedim zaten. Başından haber vermem gerekiyordu. Anlatır mısın şimdi? Nedir bu olanlar? Anlat Eylül, anlat. Anlat. Yüzünü düşürme şöyle. Ya bir derdin varsa paylaş benimle, konuş. Duvar örme şöyle aramıza, kaçma benden lütfen. Ya sanki çevremdesin Ali, kara bucaktasın sen. Hey, şimdi üste çıkmaya çalışma. Hem suçlusun hem güçlü. Ben kara bucakta çalışma kararımı sana söylemiştim. Tamam mı? Senin gibi böyle kaçmamıştım. Evet söylemiştin, hem de babamın cenazesinde. Abi Eylül'e ulaşamıyorum da sana bir sorayım dedim. Yanımda geliyoruz şimdi. Ha iyi. Bir sorun yok yani değil mi? Yok yok. 10 dakikaya gelmiş oluruz. Tamamdır hadi sağ olasın. Merhabalar. Operatör Doktor Ozdağ Şakrak. Birisen Hanım, geçmiş olsun. Şikayet formunuzu boş bırakmışsınız. Problem neydi? Eşimin bir şikayeti yok. Aslında... Ben aslında Eylül Hanım için gelmiştim. Biz ondan randevu almıştık. Kendisi gelmeyecek mi? Ama alındım şimdi. Hani ben de fena doktor sayılmam, bir de beni denesiniz. Olmam mı?
Yanlış anlamayın hocam. Eşim illa kadın doktor olsun istiyor da o yüzden. Kusura bakmayın, hamilelik işte. Kadının halinden kadın anlar. Sizle ilgisi yok. E peki madem, siz bilirsiniz ama biz yine de şikayet formumuzu dolduralım, boş kalmasın. Dediğim gibi aslında bir şikayeti yok. Bebeğimizde bir sorun olduğunu hissediyormuş. Gerçi ona da baktılar, herhangi bir sorun çıkmadı ama içi rahat etsin diye yine de bir beyin doktoruna görünsün dediler. Aşk olsun Erdal. Hani inanıyordun bana? Bu yüzden kadın doktor istiyorum işte. Erkekler anlamıyor. Eylül Hanım gelsin de o anlar beni. Tamamdır. Ben haber vereceğim kendisine. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tekrardan geçmiş olsun. Sağ ol. Hayırlı olsun orada. Madem Karabucak'ta çalışmamı istemiyordun, o zaman bunu bana söyleyecektin. Ben eğer bir hata yapıyorsam bunu senden duymak isterim yani. Ne diyebilirim ki? Senin kararın. Ne demek benim kararım ya? Sen eğer benim bu kararımdan mutsuzsan bunu bana söylemen lazım. Söyleyeceksin ki ben de çözüm üreteyim, değil mi? Ama merak etme. Ben senin gibi yapmayacağım. Şu aramızı ördüğün duvarları inanana yıkacağım. Artık her şeyi kocanla konuşman gerektiğini öğreneceksin Eylül. Yani öğrenmen lazım. Umursunuz eşinizi. Her şey yolunda mı? Yolunda Zeynep'ciğim. Merhabalar. Hırsanım. Özellikle beni görmek istemişsiniz. Buyurun. Çok araştırdım. Beyin cerrahı kadın yok denecek kadar az. O yüzden istedim sizi Eylül Hanım. Beni ancak siz anlarsınız. Biz hastalarımızla cinsiyet ayırt etmeyiz. İçiniz rahat olsun. Ama yapın birazcık. Bebeğim için korkuyorum da ben. Gayet sağlıklı gözüküyorsunuz. Sorun bende değil zaten, bebeğimde. Burada bebeğinizle ilgili de bir sıkıntı gözükmüyor. Ama var. Hissediyorum ben. Bir anne bebeğinde sıkıntı varsa hisseder. O yüzden sizi istedim. Erkek doktorlara bunu deyince üşütük muamelesi yapıyor. Lütfen bir de siz bakın. Kesin bir şey var. Şimdi biz tıp mezunu olduğumuz için fizyata dayanarak seçeceğiz. Yok. Siz de inanmıyorsunuz bana. Böyle yüzünüzü çarpmanızdan belli. Hanım, yüzümü nasıl görüyorsunuz şu an? İciş biciş. Erdal. Şeyler oluyor bana. Aşkım tamam, hastanedeyiz. Sakin ol. Kollarınızı kaldırır mısınız bana doğru? Aynı hizada kaldırmaya çalışın. Aynı hizada. Aynı hizada uzatmaya çalışın. Hanım, bugün günlerden ne? Bilmiyorum. Ya ne oluyor? Biri bir şey söylesin. Hastayı anjiyoya alıyoruz hemen. Çabuk, beynine emboli attı. Arkadaşlar çabuk yardım edin. Damar yolu açacağız, hadi. Hadi. Bilsen ne oluyor ya? Biri bir şey söylesin, ne oluyor? Bilsen. Aşkım. Aşkım bilsen. Öleyim, merak etme. Abla, İpek sorma. Dur, dur bir dur. Dönmedin telefonuma, iyi misin? İpek görmüyor musun? Sorma, hadi. Tamam. Her zamanki halim. Tir tir titreyelim doktor. Tir tir tir. Aha bak, aha. Aha vurup geçeyim ya. Tir tir titreyelim. Sen şu elini bir ver bakayım. Necmettin amca, bak. Sus doktor. Ha burayı bir dinle daha ya. Dinle ha burayı değilim sağ ya. Ha burası bizim uşağım. Telefonu gibi. Tir tir titreyin namussuz. Ha bu içerideki kabloyu açıkta mı bıraktınız? Necmettin amcacığım bak. Kalp bile öyle bir şey yapmaz, tamam mı? Bak ne diyorum sana, yapmaz, yapamaz, tamam mı? E niye oluyor bu böyle doktor? E şimdi sen bana yardımcı olacaksın. Dinleyeceğiz seni, muayene edeceğiz, bulacağız, tamam mı? Bak çok iyi zamanda geldin ha. Elim iyileşti, bak.
Yakında ameliyata gireceğim. Keyfim çok yerinde. Güzel, sen şimdi burada bekle. Ben sana bir kas gevşetici bir iğne hazırlayıp geliyorum, tamam mı? Tamam. Ha, ne oldu? Eylüllük yapmış değil mi? Anneannesine gitmiş. Sana niye haber vermemiş? Bilmiyorum ki abi. Bilmiyorum ya. Ya bir şeyler oluyor belli. Bu çocuk meselesiyle ilgili galiba. Çözemiyorum abi ya. Çözersin, çözersin, merak etme. Madem döndü, bundan sonra çözersin. Yani çözeceğim, çözeceğim de. Çözene kadar bayağı bir kalp çarpıntısı yaşatacak bize, belli oldu. Olur öyle. Arada kalplerde bazen biraz çarpıntı olur. Wow. Kalp doktoruyum diyorsun ya. Yani. Kalp doktoruyum, gönüllerin doktoruyum. Oo, gönüllerin doktoru. Sana şöyle bir televizyon programı mı yapsak, ne yapsak ya? Adı da Aşk Doktor olur. Doktor! Doktor bak yine titriyor ya. Gel, gel. Tamam, tamam geliyorum. Necmettin amca yine titreşim moduna geçmiş de sebebini araştırıyorum. Bak, bunları kafana takma, tamam mı kardeşim? Rahat ol, sonra konuşuruz. Tamam abi, sağ ol. Hadi kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Gel, geldin Necmettin amcacığım, gel bakayım. Bak yine titredi ha. Necmettin amca bana bak. Sakın sen şu senin uşağın cep telefonunu yutmuş olmayasın. Doktor maytap mı geçeyisin ben lan? Deli deli konuşma ya. Ha bu benim derdime bir çare bul da ya. Ya tamam tamam, ben senin bulacağım derdine çare, sen merak etme. Görmüyor musun, başka dertlere çare buluyoruz. Hadi şıklara, konuş şıklara. Hadi bakayım, sen şimdi güzelce dinle, geliyorum ben. Tamam hadi, unutma beni ha. Hastanın kan basıncının nabzını sürekli kontrol edin. Bir yerlerde bir kanama olmadığına emin olun. Kalp atışı düzenli hocam, aritmi yok. İşte pıhtıyı bulduk. Streptokinaz alayım. Buyurun hocam. Dağılıyor. Eylül hocam, yalnız kadın medyum gibi bir şey çıktı ha. Kriz geçireceğini nasıl anladın? İyi bir tesadüf diyelim. Krizi hastanede geçirdiği için çok şanslı. Yalnız damarların durumunu hiç beğenmedim. Hastaya bir eko çektirin, bir de kan biyokimyasına bakın, daha büyük bir sorun olabilir. Hadi hastayı odaya çıkartabilirsiniz. Sonra hemen bana haber verin. Peki hocam. Kadın başına gelecekleri kesin daha önceden biliyordum. Ne diyorsun? Hadi boş ver abi, acele et. İpek konuşsan artık. Eylül ile Ali arasında ne sorun var? Sana ne? Ne yapacaksın? Onca ettiğin laftan sonra bunu sormaya mı geldin yanıma? Allah'ım. İpek. Biraz konuşalım seninle. Bulmuşsun işte ablamı. Ne konuşacağız da? Dün ablanla tam olarak ne geçti aranızda? Ne konuştunuz? Artık ne söylediysen ona, anneannesinin yanına gitmiş. Anneannesine mi gitmiş? Evet. İpek, bak ablam dağılmış durumda. Benim de tek amacım karıma yardım etmek. Onu toparlamak istiyorum. Ama sorunun ne olduğunu bilmezsem yardımcı olamam. Lütfen bana yardımcı ol. Ne konuştunuz, ne geçti aranızda? Anlat lütfen. Gittim, mektubu verdin değil mi? Ne mektubu? Eylül'ün annesinin intihar mektubu abi. İntihar mektubu mu? Öyle bir mektubun sende ne işi vardı İpek? Ablan mı istedi vermeni? Ali, ben yolu bittiğini anlatayım sana abi. Konuşsana İpek, ne yazıyordu o mektubun içinde ablanı o hale getirecek? Anlatacağım diyor işte, dinle. Anlat olsun. Fikrimin ince gülü, kalbimiz sen bülbülü. O gün yarın.
Neşeniz bol olsun. Nisan olanlardan etkilenmesin diye ona şarkı söylüyorduk. Nisan? Kızımız. Biz ne zaman taburcu oluruz doktor hanım? Şimdi bir sen hanım size ufak bir test yapacağım. Ağzınıza havayı alıp tutmanızı isteyeceğim. Ben dokunsam bile bırakmamaya çalışacağım, tamam mı? Tamam doktor hanım. Şişirin. Tekrar tutmaya çalışın lütfen. Bir daha. Birsen Hanım, sizi biraz daha burada tutmamız gerekecek. Az çevrenizde güçsüzlük var. Neden ne oldu? Mikroanevrizmalar bize yine krizi geçirebileceğinizi gösteriyor. Gıtıya neyin sebep olduğunu bulmadan sizi maalesef taburcu edemeyiz. Kızımla ilgili bir problem var mı? Onun rutin testleri yapıldı, merak etmeyin. Bana neden bir derdi varmış gibi geliyor? Yani bu yaşadığım olaylardan böyle hissediyor olabilir miyim? Olabilir. Biz bir takım testler daha yapacağız size. Sonuçlar çıkınca da konuşuruz tekrar. Geçmiş olsun. Doktorum, bakın ben 43 yaşındayım. Ve daha önce hiç çocuk sahibi olmayı düşünmedik biz. Ve bundan evvel 2 kürtajım var benim. Yanlış anlamayın. Ben çocukları sevmediğimizden değil. Aksine çok seviyoruz. İkimiz de özel bir okulda ilkokul öğretmeniyiz. Bütün günümüz çocuklarla geçiyor. Akşamları da bize kalsın istedik. Ama sonra Nisan geldi. Korumamıza rağmen, yaşıma rağmen. O bizi kendine anne baba olarak seçti. O bizim küçük mucizemiz. Belki fazla üzerine titriyorum ama anne olmayan kimse bu duyguyu anlayamaz. Yani gerçekten yaşamadan bu duyguyu hiç kimse anlayamaz. Gerçek bir aile olmak istiyorum. Beni baba yapar mısın Eylül? Sizin çocuğunuz var mı? Doktor hanım, sizin çocuğunuz var mı? Hocam? Efendim? Ben sizin çocuğunuz var mı diye sormuştum da. Ay yok. O zaman beni anlamamanız normal. İçinde büyüttüğü canın kalp atışını duymayan hiç kimse beni anlayamaz. Doktor hanım, lütfen bebeğimle ilgilenin. Tamam, kontrol ederiz tekrar. Geçmiş olsun. Eylül hocanın kafa dolu bu ara. Var bir sıkıntı. Kesin var, kesin var. Eylül hocam, Eylül hocam. Hastanın idrar torbasında kan var. Kan mı var? Evet de siz iyi misiniz? İyiyim ben. Hastayı hemen böbrek taramasını alın. İşin özelliğini de alması gayet normal abi. Neden böyle bir şey yaptın? Hı? İpek, neden böyle bir şey yaptın? Bak, sana tek bir şey söyleyeceğim. Sen ablanın gırtlağına bıçak dayasan, o sana böyle bir kötülüğü asla yapmazdı. Dur, sakın unutma. Tamam mı? Bakma şimdi adamın arkasından, adam haklı. Hak ettin. Yapma dedim sana kaç kere, yapma. Yeter! Yeter! Ben ablama kötülük yapmadım. Gerçeği öğrensin istedim sadece. Niyetim buydu. Hepiniz ahlak bekçisi kesildiniz başıma ya. Ne oluyor? Ben buyum, tamam mı? Böyleyim ben. İşine geliyorsa. Gelmiyorsa durma yanımda. Eylül şöyle, Eylül böyle. İpek'in nasıl olduğunu merak ediyor musun? Düşünüyor musun iyi miyim diye? Ne haliniz varsa görün. Önce kriz geçirdi, şimdi böbrekleri çöküyor. Bakmadığımız, görmediğimiz bir yerde ciddi bir sorun var. Hocam, ultrasonda tümör veya taşa rastlamadık. Kapsamlı kontrol edin. Sinsi bir tümör olabilir. İdrar yollarında da bir tıkanıklık yok.
Belki de krize sebep olan şey böbreklerdir hocam. Ne diyorsunuz? Ya da krize sebep olan şey böbreklere de zarar veriyor. Siz dediğimi yapın. Hastayı hemen diyalize bağlayın. Gerekli testlerin hepsini yapmaya başlayın. Eko da görmek istiyorum. Kalbinin durumuna bakalım. Peki hocam. Hadi. Eylül. Neyin var senin? İyi misin bakayım? İyiyim. Niye? Önce ben sordum. Dökül bakayım, dökül. Ne var? Bir şey yok Selim abi. Bak, Ali Asaf senin için kaygılanıyor. Derdin neyse konuş kocanla. Seni anlamayacak bir adam değil ki o. Biliyorum, biliyorum da daha ben neyim var onu çözemiyorum. Önce biraz yalnız kalıp kafamı toparlamak için zamana ihtiyacım var ama işte durmaya vakit yok. Vakit bulunur. Yeter ki sen yine etrafına duvar örme. O halin daha önce nelere sebep olmuştu hatırlıyorsun değil mi? Konuş kocanla, tamam mı? Özgül Hanım. Heh, hocam. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Sağ olun. Şuraya imzalar mısınız? Bak, imzaya bak şimdi. En küçük bir titreme bile yok. Evet hocam, maşallah çok iyi oldu elimiz. Şöyle vurayım. Bu arada önümüzdeki haftanın ameliyat programı verir misin? Şöyle bir keyifle bakayım bir ona. Hocam. Selim hocam. Selim hocam, acilen sizi çağırıyorlar. Tamam, geliyorum. Hocam. 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 Bana niye söylemedin deme. Böyle bir şey söylemek kolay değil. Biliyorum. Sakın sen de annenin seni sevmediğini düşünme, olur mu? Hangi anne evladını sevmez ki? Benimki sevmiyormuş işte. Bana bak. Senin annen hastaydı değil. Hasta bir kadının sözleri onlar. Sağlıklı düşünemiyordu. E sen de biliyorsun doktor, biz buna depresyon hali diyoruz. Anneannen mi anlattı? İlk kez mi gördün onu? Çocukken bir ya da iki kez gördüm. Babam anneannemin bizi reddettiğini söylemişti. Meğer kendini uzaklaştırmış. Annemiz zavallı bir kurban. Anneannemin bencil, umursamaz bir cadı olarak biliyordum. Bir günde bütün geçmişim yerle bir oldu. İçim karmakarışık. Ne yalan ne doğru bilmiyorum ki. Neyse. O zaman ben sana şöyle güzel bir haber vereyim de için rahat etsin. Artık buradayım. Karabucağı temelli bırakıyorum. Yanındayım. Seni burada bir sürü sorunla bir başına bırakıp gittim. Sana kızdığım şeyi kendim yaptım. Kendi derdime boğulmuşum. Kusuruma bakma, olur mu sevgilim? Ama ne derler? Hatanın neresinden dönersek kârdır, değil mi? Ya sen sevmedin mi ya? Ne bileyim öyle bir anda. Ne demek öyle bir anda? Hani gittiğimden beri yolumu gözlüyordun? E sen de bir anda gitmeye, bir anda dönmeye karar veriyorsun Ali. Benim zaten çözemediğim şeyler var. Belki de orada kalman daha iyidir. Bilmiyorum. Doktor Hanım merhaba.
Ali Asaf Bey burada mı? Merhaba. Burada. Ne oldu, bir sorun mu var? Yok, bir gelişme var da onu konuşmamız lazım. O zaman buyurun gidelim. Ben önden haber vereyim. Neyi çözemiyorsun ya? Pardon hocam, memur beyler geldi. Önemli bir gelişme varmış. Alsanıza içeri. Niye bekletiyorsunuz? Özel bir şey konuşuyorsunuz zannettim. Buyurun. Fatih doktora ulaştık. Daha doğrusu o bize ulaştı. Onun yaptığı kesinleşti. Eylül hocam, bir senemde sarılık gelişti, karaciğeri çöküyor. Vitalleri stabildi, kan biyokimyasında bir sorun yoktu. Buyurun arkadaşlar. Aşkım, bak iyi olacaksın, toparlan. Ya doktor bey, müdahale etsenize. Aşkım. Beyefendi siz sakin olun. Eylül Hoca gelecek zaten şimdi. O çözecektir durumu. Sakin olun siz. Ben buradayım, hiç merak etme, tamam mı? Ne oluyor? Eylül Hanım. Ya nesi var söylesenize. Bir anda böyle oldu. Buraya geldiğinde hiçbir şey yoktu benim karımın. Baksanıza haline. Ya ne yaptınız karıma? Erdal Bey, siz biraz hava alın isterseniz. Arkadaşlarıma eşlik etsinler size. Erdal Bey, buyurun biz bir çay içelim. İyiydi benim karım ama bir şey yoktu ki. Hava alalım bisiklet. Hüseyin Hanım, sizin açık konuşacağım. Vücudunuzda sizi aşama aşama tüketen bir şey var ama sebebini bulamıyoruz. Ne yaptığımız testlerde ne de taramalarda buna dair bir bulgu bulamadık. Ölüyor mu? Hayır. Sebebi neyse bulacağız. Sizden ricam, lütfen sakin kalmaya çalışın. Merak etmeyin, bulacağız, tamam mı? Tamam. Size güveniyorum. İstirahat edin biraz. Eylül hocam, bir şey söyleyeceğim ama %100 eminim dalga geçeceksiniz. Şu anda hiçbir fikirle dalga geçecek durumda değilim, söyle. Hocam, bebeğe bir daha baksak diyorum ben. Yani annenin söylediklerinde kafam takılı kaldı. Anneler bilir, bebeğimde sorun var diyorsa mutlaka vardır bir bildiği. Ya yani inanıyorum ben anneye. Erdal Bey'i kantine bıraktım hocam. İyi, tamam. Elimizdeki verilere bir daha bakalım. Siz MR çektirirken bebeğin durumuna bakabildiniz mi? Evet hocam ama bebek çok hareketli. O yüzden net bir görüntü yakalayamadık. İyi de MR olmadan bebeği nasıl değerlendireceğiz? Bir daha çektirin. Belki hareketsiz bir anına denk geliriz. Tamam hocam. Tamam hocam. Ne oldu? Niye topladınız bizi? Fatih bulundu mu yoksa? Herkes gelsin de öyle başlayalım. Yalnız Oğuz'la İpek hastalarını bırakamıyorlar. Asistanlarla Eylül de aynı durumda. Tamam, biz onlara sonra gider konuşuruz o zaman. Şu an hepiniz maalesef büyük tehlike altındasınız. Hepimiz derken? Sultan Bey niye tehlike altında? Fatih buradayken kendisi yoktu. Tanışmıyorlar yani. Ya memur beyler gelin dedi, geldim ben. Zehirlenenler arasında o da vardı. Tedbirli olmak zorundayız. Öyle mi? Peki. Bu Fatih. Dün gece cinayet büroyu aramış. Ve şöyle bir konuşma yapmış. Eylül öyle bir tedavi etseydi Bahar vurulmayacaktı. Bahar Eylül öldürdü. Ali Asaf da olup katilini kurtardı. Önce onlar, sonra onlara yardım eden herkes. Hepsini tek tek bitirmeden durmayacağım. Bahar'ın öcü alındığında gelip kendim teslim olacağım. Bahar benimle konuşuyor. Bütün bunları o söylüyor bana. O zamana kadar uzak durun benden. Al bunu daha evine götür. Takip sistemiyle bulsunlar telefonu. Polisler gelince yaylım ateşine başla, sonra da yok ol. Ben zaten Tarık'ı ayarladım. Fatih'i öyle ele geçirecek. Bu mesele de kapanacak. Tamam patron.
Şu adamı bulun, gözünüzü seveyim. Kızımın adının böyle bir manyaklık içinde olmasını istemiyorum. Telefon takibini başlattık. Yerini tespit etmek üzereyiz. O zamana kadar kimsenin hastaneden ayrılmasını önermiyoruz. Burayı korumaya aldık. Şu an en güvenli yer burası. Siz de Karabucağı gitmeyin Asaf Bey. Ben artık oraya dönmeyeceğim zaten. Buradayım. Biz bir diğer arkadaşlarla da konuşalım. Müsaadenizle. Hocam doğru mu bu? Beni bırakıyor musunuz gerçekten? Sizi de buraya alalım Zeynep Hanım. Madem Ali Asaf'tan kopamıyorsunuz. Hayırdır Sinan? Beni engellemeye çalışmayacak mısın? En son kurulu toplayıp attırıyordun beni. Ne oldu şimdi? Peşindeki katili Ziya Nur'un oğlu sanıyordum da ondan. Bu işte senin bir suçun yok. Kurula sunacak bir şeyim yok yani. Ben bir şey bulana kadar birbirimize katlanmaya devam edeceğiz. Ne yapalım? Ben sana ölürüm abi. Tamam. Ne oldu bu Sinan'a böyle ya? Başına taş düştü galiba. Kim bilir? Neyse benim de çıkmam lazım. Bu arada hastaneye dönmek de gerçekten çok iyi bir karar verdin. Çok da sevindim. Hocam bunu bana nasıl yaparsınız? Söz vermiştiniz bana. Nasıl denk geldi ya? Kız öyle deyince çat diye yapıştırdım. Çok iyi oldu çok. Kızın gelişini hızlandırdı. Kız havayı fena yakmış ama. Ala Asaf'a. Nasıl atıldı? Hocam beni bırakmadı. Yani boşuna oynamadık o hata. Senden korkulur vallahi Sultan. İyi ki aynı saftayız. Ala Asaf, gel bakalım. Geleceğin varsa göreceğin de var. O yüzden biz şüpheliyi yakalayana kadar hastanede kalmanız en doğrusu. Kalmazsak? Sizi zorla tutamayız tabii ki. Bizimkisi sadece tavsiye olarak. Tamamdır beyler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun ilginize, alakanıza. Tabii ki de bir yere ayrılmayacağız. Ne diyorsun kızım, adamlar öyle ters ters? Kötüyüm ya ben. Yüzünüzü kara çıkarmamaya çalışıyorum. Peki. Bak iyicenizi benden çıktın sen artık. Bak sen annenle yaşamaya başladığından beri bir tuhaf oldun, bir garip oldun, haberin olsun ha. Uzak durumdan bir süre iyi gelmiyor sana. Allah Allah ya. Beni tersliyorsun, beni, beni, ablanın canını yakıyorsun. Farkında değil misin bütün bunların? Bütün derdim bu değil mi? Ablam. Eylül'ün canı yanıyor diye böylesin. Sen zaten başından beri onunla ilgileniyordun. Belki de hala... Peki. Bunun için benden özür dileyeceksin. Önce benden özür dileyeceksin. Sonra yaptıkların için eniştenden. Sonra da Eylül'den özür dileyeceksin. Yoksa bir daha benim karşıma çıkma. Çıkma. Bütün derdim senin çünkü. Zeynep, Nihat çok iyi bir doktordur. En az benim kadar yardımcı olacaktır sana, merak etme. İstemem. O kadar doktorluğum benim de var. Hem bilgi her yerden öğrenilir. Ben sizin yanınızda büyük bir doktor olmayı öğrenmeye geldim. En büyük hatamda bana destek oldunuz. Size çok güvendim. Bak, o senin içinde olan bir şey Zeynep. Bunu ben sana öğretemem. Benim yerim burası. Lütfen sen de beni anla, olur mu? Peki o zaman Sinan Bey'in dediği gibi yapın. Beni de buraya alın, yanınızda çalışayım. Zeynep'ciğim, Karabucak'taki hastalara ne olacak? Sen o bölgeyi, o insanları çok iyi tanıyorsun, çok iyi biliyorsun. Tamam, senin Nihat'a ihtiyacın olmayabilir. Ama Nihat'ın sana ihtiyacı olacak. Müsaitsen sana bir şey göstereceğim de. Gel tabii canım, müsaitim. Gelsene. Hoş geldiniz Eylül Hanım. Biz de Zeynep'le konuşuyorduk. Karabucağa dönecek kendisi. Son ayarlamalar yapıyorduk. Bu bir hastama ait. Kadın gözümün önünde ölüyor ama sebebini bulamıyorum. Bir de sen bak, bir şey gözden mi kaçırıyorum? Sorunun Cen'inde olduğunu mu düşünüyorsun? Cen'in dışındaki bütün ihtimalleri eledik.
İki kez MR çektirdim ama işte net bir görüntü alamadık. Çok hareketli. MR olmadan sorunu tespit etmeniz imkansız ama. İmkansız olduğumak için buraya geldim zaten. Ne diyorsun? Bebeği hareketsiz hale getirmeden olmaz ki. Geçici paralize edin. 21 haftalık bebeği uyuşturalım yani. Evet. Göbek kordonundan girerseniz bir saat hareketsiz kalması net bir MR için yeterli olur. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Harikasın. Sen de. İşte tam da bu yüzden size ihtiyacım var. Hocam ne olur beni bırakmayın. Demek annen hemşireydi. Ziya Nur'un evli olduğunu biliyordu herhalde. Kandırmıştır tabii. Boşanacağım demiştir. Demiş. Sonra da arkasına bakmadan kaçıp gitmiş. Annem yıllarca peşinden koştu onun. Bak bu senin evladın dedi. İnandıramadı. Tabii inanmak onun işine gelmedi. Çünkü düzenini bozmak istemiyordu. Sen hiç yüzleşmedin mi babanla? Bir kere. Yıllarca o gün için beklemiştim. Yani ondan hiçbir çıkarım olmadığını anlasın diye. Ben tıbbı kazandığım gün gittim yanına. Bak baba diyecektim. Senden hiçbir şey istemiyorum. Ben doktor olacağım. Sana layık bir evlat olacağım. Sen beni sev yeter. Bu hastanenin inşaat günleriydi. Tabii o hep oradaydı. İşte ben de gittim. Anlattım her şeyi. Tabii sanıyorum ki bana aferin evlat falan diyecek. Ne dedin? Dinledi. Sonra bir saniye dedi, yanımdan ayrıldı. Tabii ben hala büyük bir heyecanla onu bekliyorum. Sonra iki tane İzbandut gibi herif geldi yanıma. Bu inşaatın işçileri. Para vermiş herhalde bunlara. Babam yerine onlar konuştu benimle. Salak değil senin oğlum. Benim. Benim senin oğlum. Vay be. Ziya Nur'a bak sen. Ben de babam kötü sanırdım ama ondan fenası varmış. Mezarı açtıralım. DNA testi iste. Babalık davası açarsan entrikalara gerek kalmadan alırsın hastanedeki hakkını. Hastanenin hisseleri seni keser Sinan Bey. Benden ondan çok daha fazlası. Haklısın tabii. Hayatını çalmış senin. Ve Ali Asaf'a vermiş. Senin derdin Ali Asaf'la ya. Benim yaşadıklarımı o da tatsın istiyorum. Bakalım o zaman da böyle pamuk şekeri gibi kalabilecek mi? Bütün sevdikleri ona yüz çevirdiğinde. Eylül onu terk ettiğinde mesela. Bunların ayrılması benim hisselerime yarar. Yoksa Ali Asaf'ın duygusal hayatı beni hiç ilgilendirmiyor. Neyse tamam ya, bu kadar sohbet yeter. Hadi çıkıp eğlenelim biraz.
Ne eğlenmesi? Ben hastaneye döneceğim. Sen eğlen. Ya hastalara bakmaktan çürüyeceksin. Sen bir cerrahsın Sinan Bey. Biraz bunun nimetlerinden faydalan. Ne nimetiyim şu? Görürsün. Hazırlanıp geliyorum ben. İpek. Pek saçmalama. Otur oturduğun yerde, bir yere gitmiyorsun. Mesain bitti, gidiyorum. Mesain bittiyse git bir yerde uyu. Bak dışarısı tehlikeli, anlamıyor musun? Sen bana karışamazsın. Sen bana karışma hakkını yanımda değil karşımda durduğunda kaybettin. Ablamın her arızasıyla yanında olan bir kocası var. Benim yanımda kim var? Derdimi, sıkıntımı kim soruyor? Şimdi git kimin huyunu suyunu seviyorsan onun karşısında dikil. Benim değil. Bebeğime bir şey olmayacak değil mi? Merak etmeyin. Sadece net bir MR görüntüsü alabilmek için oluşturacağız. Yani hamilelikte ağrı kesici bile vermiyorlar ya. O yüzden dedim. Evet. Ama bazen kuralları biraz esnetmekten zarar gelmez. Merak etmeyin. Demek ilk çocuğunuz. İsim verdiniz mi peki? Nisan hocam, Nisan ismi. Maşallah bebek gelmeden bütün hastane öğrendik zaten adını. Öğreneceksin tabii Samet. Öğreneceksiniz oğlum. Minik bir bedene can vermekten daha önemli bir şey var mı? Hı? Karı koca olmanız ne güzel. Biz de Erdal'la ikimiz de öğretmeniz. İnşallah sizin de minik bir mucizeniz olur. Bizim yaptığımız hatayı yapmayın. Mucize. Yani bir gün bir evladımız olursa mucize ismini düşünebiliriz. Ben beğendim, güzel isim. Değil mi? Ben hazırım. Hadi. Hadi çocuğum. Ay baba, fazla vaktimiz yok. Hemen MR'a, hemen. Ben de siz dışarı alayım. Tamam. Aşkım ben dışarıdayı bekliyorum, merak etme. İkisini de kurtulacaktan söyle bana. Senin ellerinde yaşam var sevgilim. Sen mucizesin. Kurtulacaklar, merak etme. Hadi çıkalım da çocuklar işlerini yapsınlar. Yanlış basmışsın Burası. Yanlış basmamışsın. Merak etme, baskı yapmıyorum. Zaman istediğini biliyorum. Reklam. Reklam gibi düşün bunu. Reklamlar baskı yapmazlar biliyorsun. Sadece tanıtım yaparlar. Aman sen şunların güzelliğine baksana ablası ya. Şunlara bakar mısın? Ne kadar tatlılar. Şapşik. Baba el yapıyor bana. Ali. Ali Asaf. Sevgilim, söyle. Bizim ayrılmamız gerek. Eyvah! Yandım ben Samo. Bittim ben, yandım. Ne oldu, kime yandın? Bir saniye. Alo Esma. Biz bu akşam buluşuruz demiştik ya. Biliyorum iki saat önce buluşmamız gerektiğini, bir dinlesen anlatacağım da. Polisler kimse hastaneden çıkmayacaktı Esma. Ben ne yapabilirim? Hem şimdi büyük bir vaka var. Sonra konuşuruz, tamam mı? Sen de kilitle kapıyı, otur evde, tamam? Hadi öptüm, bay bay. Ne var abi, ne oldu? Ayıp Alp. Senin yaptığın hakikaten ayıp artık. Ya biz kız arkadaşımız olsun diye adak adayacak hale geldik. Sen bulmuş da bulunuyorsun.
Niye böyle davranıyorsun Şeker kardeşim kıza? Ne yapayım abi işte, görüyorsun halimizi. Hiç bana fakir edebiyatı yapma kardeşim. Bana hiç fakir edebiyatı yapma. Param yok falan da deme sakın. Halini mahalini görmüyorum ben senin. Senin maaşın ev kurmaya da yeter, evlenmeye de yeter, hepsine yeter. Sen bana yamancağına git evinin direği ol. Biraz mesuliyet al, mesuliyet zibidi. Ben ayda 1000 lirayla geçiniyorum Sama. Neye yetecek o para? 1000 lira. Paranın geri kalanını nereye veriyorsun Şeker kardeşim? Nereye harcıyorsun? Alo. Alp, sana soruyorum. Paranın geri kalanını ne yapıyorsun? Abi şuna bak. Bebeğin akciğerlerinde filizlenme var Alp. Ben bir gün olur da annem gibi olursam diye çok korktum. Hayatım boyunca bundan korktum. O yüzden de çocuk istemedim. Çünkü hiçbir çocuğa annemin bana yaşattıklarını yaşadım. Ama senin bunu ne kadar istediğini biliyorum. Ben seni bundan mahrum edemeyecek kadar çok seviyorum. Ben de bu yüzden senden ayrılıp başkasıyla çocuk yapacağım, öyle mi? Baba olma hakkını elinden alamam. Ne hakkı Eylül ya? Ne hakkı? Saçmalama, ben seninle çocuk yapmak istiyorum, başkasıyla değil. Ama sen de istemiyorsan yapacak bir şey. Ne yapalım, yapmayız olur bir tane. Ya sen benim bu hayattaki tek gerçeğimsin sevgilim. Benim her şeyim sensin. Benim önceliğim sensin. Her şey seninle güzel, yani senle olmadıktan sonra olmasın. Sen bunu anlamadın mı hala? Daha ne kadar anlatacağım? Hayır bile kalkmış bana, diyorsun ki ayrılalım. Biliyor musun? Sen aslında anne olmak istiyorsun. Sadece çok korkuyorsun. Annemle birbirimize çok benziyormuşuz. Bütün huylarımız, hallerimiz aynıymış. Anneannem mi? Mesela bunu hayatta yapamam. Senin böyle düşüncelerin mi var yoksa? Yok. Ama şimdi yok. Annemin de yokmuş ki. Sen dedin hasta bir kadındı diye. Ya bir gün annem gibi hastalanmışsam? Ya hiç hastalanmazsan? Ama bu riski göze alamam. Çünkü hiçbir çocuk benim yaşadıklarımı yaşamamam. Bu kadar ağır bir yükle büyümemeli. Ben yapamam. Neyse ne? Bir daha ağzından o ayrılık sözcüğünü duyarsan var ya... Sen benim her şeyimsin. Bunu aklına da, o güzel kalbine de yaz, tamam mı? Sen de benim her şeyimsin. Sonuçlar. Ne diyor? Tamam, geliyor. Ne olmuş? Bebeğin ciğerlerinde filizlenme vardı.
Ya ben çok korkarım kandan filan. Siz nasıl ameliyat yapabiliyorsunuz? Yani işte önce kesiyoruz. Sonra da dikiyoruz. Bir şey soracağım size. Sizce bir estetikçi gözüyle benim yüzüm nasıl? Bence ikiniz de muhteşemsiniz. Gerçekten mi? Yani istiyorsanız arkadaşıma soralım. O benden daha tecrübeli bir cerrahtır. Sinan Bey ne diyorsunuz? Nasıl hanımefendilerin yüzü? Güzel. Soyadınız neydi Sinan Bey? Ben mutlaka duymuşumdur sizi bir yerlerden. Tunç. Öyle mi? Peki sizce benim yüzümün en güzel yeri neresi? Merveciğim ayırt etmek çok zor. Sen her şeyinde çok hoş bir kadınsın. Geliyorum ben. Bunun ucunu o kim kırdı? Ben de uğramıyorum. Daha buraya gidecek. Bunu da alalım. Taç. Yavaş. Aa! Tanıdık yüz. Ben seni tanıyorum. Ben seni pek tanıyamamışım galiba. Ne yapıyorsun burada? Şırıngalar gelsin lütfen. Ulaşabildin mi İpek Hanım'a? Konuştum hocam, iyiymiş. Ha. Benim arattırdığımı söylemedin değil mi? Yok, söylemedim. Hastalarla ilgili bir şey için aradım dedim. Evde kendisi. Sormadın mı Özgül nerede olduğunu? Sordum da. Sordum da ne Özgül? Hocam İpek Hanım nerede olduğunu söylemedi. Arkadan da yüksek sesle müzik geliyordu. Bilemedim yani. Hanımefendi eğleniyor demek. Vay be. Bebeğinizin ciğerlerinde ciddi bir problem var. Düzeltin o zaman. Doktor değil misiniz? Düzeltin kızımızın ciğerlerini. Problemin ne olduğunu tespit edebilmemiz için en azından 2 hafta geçmesi lazım. Çünkü ancak 23 haftalık olduktan sonra akciğerleri net görebiliriz. Tamam, ben beklerim 2 hafta. Buradan hiçbir yere gitmem, yatarım. Bebeğim büyür, size sorunu bulursunuz. Maalesef karaciğeriniz o kadar dayanmaz. Acil müdahale etmezsek 2 gün içinde sizi kaybederiz. Sizi yaşatmamızın tek yolu bebeği almak. Tamam. Alın o zaman. Küveze koyarsınız. Ya minicik bebekleri yaşatıyorlar öyle. Bakın, 21 haftalık bir bebeğin anne karnı haricinde hayatta kalması imkansız. Bebeğimi öldürmenize izin vermeyeceğim. Kürtajı kabul etmiyorum. Sizi öldürüyor bir sanım. Onu yaşatmaya çalışmak demek sizi öldürmek demek. Umurumda bile değil. Bebeğim için 2 haftalığına kuluçka olmaya razıyım ben. Ben öldükten sonra makineye bağlayayım beni. Sonra beni atarsınız, bebeğimi yaşatırsınız. Ya ne diyorsun bir sen, saçmalama. Ya siz bakmayın buna, hamilelikten böyle konuşuyor. Ya, doğmamış bebek için karımdan vazgeçmem ben. Hem karımı öldüren bebeği de istemiyorum zaten. Erdal be! Defol git buradan! Erdal ne diyorsun sen? Anne, siz dışarı çıkın, ben konuşayım. Defol git, tamam. Erdal! Git, istemiyorum seni, burada git! Tamam. Erdal git buradan! Sakin ol. Tamam, bir saniye. Erdal Bey, bakın, eşiniz çok zor bir aşamadan geçiyor. Tepkilerine anlayış gösterin lütfen. Biliyorum, biliyorum. Farkındayım. Yani çerçeveye çıkışmamam lazımdı. Ama ben de onu çok seviyorum. Onsuz yaşayamam. Siz de bunu anlayın. Anlıyorum. İnanın gerçekten çok iyi anlıyorum sizi. Ama eşinize zaman vermeniz lazım. Bakın şu an tüm hormonları bebeği korumak için savaşırken vücudu bebeği dışarı atmaya çalışıyor. Çok zor bir durumda. O karımız söylediği şeyi yaparsanız bebek kurtulacak mı? Kesin bir şey söyleyemem. 2 hafta sonra tekrar baktığımızda bebekte düzeltilemez bir sorun olduğu ortaya çıkabilir. Yani boş boş karım ölecek. Zaten ölecek bir çocuk için. Ne?
Maalesef öyle. Bebeğin hayatta kalmayı başarsa bile annesinin kendisi için öldüğünü öğrenince ne hissedecek bir düşün. Benim ona bir hayat hediye ettiğimi düşünce. Bile bile intihara gidiyorsun. Bak tekrar çocuk sahibi olabilirsiniz. Bu vazo değil. Karılınca yerine yerinisine koyamazsınız. Benim kızımdan öğrendiğim bir şey varsa o da budur. Vazgeçtiğim kardeşlerin bedeli buysa ben de bu bedeli ödemeye razıyım. Annesi bile isteye ölüme gitmiş bir çocuk olmak ne demek ben biliyorum. Böyle bir şeye razı olmayacağım asla. O zaman ikimizi de kurtarmanın bir yolunu bulun. Kararım kesin benim. Sen küçük kardeş olmanın ne demek olduğunu biliyor musun? Biraz. Bir kere o senden önce doğmuş. Böyle büyük dağ gibi duruyor önünde. Geç geçebilirsen. Bir de seni sürekli onunla kıyaslıyorlar. Kimseye kıyaslamasına gerek yok bu arada. Sen kıyaslıyorsun zaten. Bir tane örnek var önünde yani. Başka yok. Ne diyorsun? Aa nasıl bir karakter olsam acaba diye düşünmüyorsun. Çünkü neden? Olmuşu var. Bak. Bir de mükemmel oluyor ya bunlar. Ama çok feci ama ya. Bir kere o bütün iyilikleri, güzellikleri almış... ...küçük kardeşine kalıyor. Ne kalacak? Bütün kötülükler kalıyor. Sonra vay efendim İpek. Senin neden karanlık tarafın var? Varsa vardı. Niye var? Ablam yüzünden. Ben gidiyorum yavaştan. Niye? Biri mi bekliyor? Gel bir dakika gel. Bir sen adresini söyle bana ben bırakayım seni. Çünkü böyle hiçbir yere gidemezsin. Bir şey titriyor. Görünüşe göre önümüzde iki seçenek var. Ya anne ölecek ya da bebeği. Tamam da bebekte düzeltilemez bir sorun olabilir. Yani bu durumda en mantıklı şey bebeği almak oluyor. Annenin kararı kesin. Kürtajı reddediyor. Bu yüzden başka bir seçenek yok gibi. Annenin organları iflas ettiğinde makineye bağlayacağız. Bebek yeterince gelişinceye kadar içeride tutacağız onu. Yani bir nevi etten kemikten küvöz görevi görecek. Hayır. O bebeği hayatta tutacaksak anneyi de hayatta tutacağız. İyi diyorsun Eylül de. Baksana imkansız görünüyor. Annede yaygın damar içi pıhtılaşma var. Böbrekler zaten diyalizle ayakta duruyor. Karaciğer iflas etmek üzere. En fazla iki gün hayatta kalabilir. O zaman biz de o iki gün içinde bebeği tedavi ederiz. Böylece anne de iyileşir. Yani tamam da 21 haftalık bebeğin nesini nasıl tedavi edeceğiz? O zaman biz bunu bir düşünelim. Çünkü Eylül haklı. Her zaman başka bir yol bulunabilir. İkisini de yaşatmanın bir yolunu bulabiliriz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, hepimiz alanında uzman doktorlarız. Bizim işimiz hayat kurtarmak. Hadi işimizi yapalım. Hocam, doğru diyorsunuz da... Biz daha bebeğin sorununa bir teşhis bile bulamadık. En azından sorunun akciğerlerden kaynaklandığını biliyoruz. Olası ihtimaller üstüne düşünelim. Bebeğin akciğerlerinde diyafram fıtıklaşması sonucu bronkopulmoner sekestrasyon olabilir. Ya da herhangi bir akciğer lezyonu. Hangisinin olduğunu nasıl anlayacağız? Bu sıradan bir hasta olsaydı ne yapardık? MR'ını çekerdik. Çıkan sonuca göre de teşhis koyardık. MR'la bu kadarını görebiliyoruz. Kapalı bir kutu gibi. Ama madem ki hepimiz cerrahız, o zaman içini açıp bak artık. Hadi yapalım o zaman. Bir dakika, bir dakika. Açık cenin ameliyatı mı yapacağız? Aynen öyle. Bebeğin ciğerlerini açıp sorunun ne olduğunu bulacağız.
Ben sensiz yapamam. Diğer yarım olmadan hayatta kalamam. Tamamen gitmiş olmayacağım ki. Ben Nisan havuzun içinde ve senin yanında yaşamaya devam edeceğim. Ya, aynı şey değil ki. Beni bırakma. Bak, beni sensiz bırakma. Ne olur. İkinizi de kurtarmanın bir yolu var. Ne? Nasıl? Bebeği anne karnında ameliyat edip sorunun ne olduğunu bulabiliriz. Ama içini açarsanız bebek nasıl yaşayacak? Merak etmeyin, kordonu kesmeyeceğiz. Sadece hastalığı tedavi edilebilir bir şeyse ameliyatla iyileştirebiliriz. Ama bu ameliyat çok riskli. İkiniz için de. Evet. İkinizi de kaybedebiliriz. Ama ikimizi de kurtarabilirsiniz değil mi? Ben onlara güveniyorum. Kabul ediyoruz. Ben hemen ameliyathaneye hazırlatayım. Celil'i anne karnında mı ameliyat edecekler? Aynen öyle hocam. Ömrümüzde belki de sadece bir kez görebileceğimiz bir şey. Hocam ve inanabiliyor musunuz? Biz de ameliyattayız. Onun için şimdiden enerji toplamamız lazım. Güzel. Biz kaçalım. Kaçtık. Çok iyi ya. Delirmiş bunlar. Deli meli. Bu ameliyatı kaçıramam. Ben izlemeye gidiyorum. Gece bayağı popüleriz galiba. Sadece bu gece mi? Biz her zaman popüleriz. Bayağı nemiz olur. Arkadaşlar kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Hazır mıyız? Hazırım. Hocam hastayı uyutuyorum. Eğer bir seçim yapmanız gerekirse bebeğiniz seçin. Bize güvenin. Tamam mıyız? Evet arkadaşlar. Başlıyoruz. Neşter. Samet ekarte et. Annenin de bebeğin de kalp atışı normal. Alp biraz daha iyi ekarte et. Şöyle çek 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 çek. Akciğerde 3 tane lezyon görüyorum. Alabilecek durumdayım. Alp, böbrek küveti ver. Hazır hocam. Oh be, çok şükür kurtulacak hocam. Hemen sevinme Samet. Sen gözünü monitörlerden ayırma. Hasta ventriküler fibrilasyona girdi. Alp, defiye hazırla. Çabuk çabuk. Geri çekilin. Hastanın kalp atışı VF hocam. Ya. Bebeği alın. Bebeği alın. Girseni kurtarın. Karımı kurtarın. Bebeği alın. Hasta yakının ne işi var burada abi? Ya bebeği alın. Karımı kurtarın. Beyefendi bir dakika. Sakin ol. Sakin ol. Ali Asaf. Eşi bebeğin alınmasını istiyor. Kordonu kes. Bebek dönmüyor hocam. Göbek kordonunu kesmem lazım. Fetüs anneye zarar veriyor. Makas, klamper. Ali Asaf, babanın rızası yok. Karısını istiyor. Göbek kordonunu kesin dedim. Maksimum ayarla. Ali, hayır. Evet. Hayır. Geri çekil. Başardık. İkisi de kurtuldu. Evet. Senin sayende. Sen olmasan başaramazdım. Öyle mi? Bayılıyorum sana doktor. Ben de sana.
Çok teşekkür ederim. Milyon kere teşekkür ederim. Hayatım boyunca minnettar kalacağım size. Biz görevimizi yaptık Erdal Bey. Ben benim yüzümü yıkayım. Teşekkür ederim tekrar. Polisler bu gece hastanede kalmamızı söylediler. Evet. Ne yapalım biz de Birsen Hanım'la Nisan Hanım'ın uyanmasını bekleriz o zaman. Hayatım şöyle oturalım biraz. Ben sana bir şey söyleyeceğim, kızacaksın. Olsun, yine de söyleyeceğim. Ya biz çocuk yapalım öyle ya. Korkuyorum Ali. Sevgilim. Korkma. Sen düşersen ben seni tutarım. Sen düşersen de sen beni tutarsın. Ben baban değilim Eylül. Sen de annen değilsin. Sana söz veriyorum, bizim çocuğumuz çok mutlu olacak. Çünkü biz onu çok seveceğiz. Biz hiçbir çocuğa bu kadar büyük acılar yaşatmayız değil mi? Yaşatmayız sevgilim. Yaşatmayız, merak etme. Düşersem tutacak mısın? Söz. Ben düşersem sen tutar mısın? Tamam. Atlayalım o zaman. Tamam mı yani? Yapıyor musun çocuğum? Güzel. 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 Gerçekten çok güzel ya. Yani çocuk yapmaya karar verdiğimiz gece hastanede kalmak zorundayız. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Ya, bu konuşmayı da yoğun bakımda yapıyoruz zaten. Evet. O zaman yoğun sarılma. Ya biz deli miyiz ya? Deliyiz. Deli değiliz sevgilim, doktoruz. Evet doktor. Doktor. Bence bizim çocuğumuz doktor olmasın ya. Bizim çocuğumuz büyüyünce ne olacağına kendi karar versin Ali'cim. Sen şimdiden daha doğmamış çocuğun hayatını planlama. Bak sen. Doğmamış çocuğa satıldım ama. Hemen sattın beni. Hemen ilgi sırasında ikinciye düştüm ya. Az. İşte benim hikayemin başladığı yer. O gün hayatını kurtardıkları o bebek olmasa belki ben de doğmayacaktım. Çünkü çözemeyeceklerini düşündükleri büyük dertleri vardı. Aşamayacaklarını düşündükleri engelleri. Ve çok büyük kavgaları vardı. Thank you.
neredeyim ben? Allah'ım ben ne yaptım? Ne yaptım ben ya? Neredeyim ben? Yumurtanı nasıl seviyorsun? Bak kahve yaptım, çay da var. Şş, uykucu. Bak geç kalacaksın işe. Çay koyuyorum ha. Çayından bahsetmiyorsun sen. Bir de sakin ol bir dakika. Nereye? Dün gece aramızda hiçbir şey olmadığını söyle. Ben böyle bir şey yapmam çünkü. Hiçbir şey olmadı de. Yani iyi hissedeceksen derim. Ama... Ama deme bana, ama ne? Çantam nerede? Çantam nerede? Şurada, şurada. İçseydik en azından. Böyle çok garip oldu. Ne kahvesi ya? Ne kahvesinden bahsediyorsun sen? Sevgilim var benim. Ben Oğuz'u çok seviyorum, tamam mı? Biliyorum onu ya. Dün akşam bayağı bir tekrarladın. O zaman niye buradayız ya? Niye yatağa attın beni? Bak. Aslında o dediğinin tam tersi oldu. Ama ben daha fazla ayrıntı verip seni utandırmak istemiyorum. Çünkü sevgilisi olan ben değilim. Neyse, ne? Ben dün gece buraya hiç gelmedim. Hiçbir şey olmadı. Unutuyorsun. Hiçbir şey olmadı. Olmadı. Tabii. Aynen. Ne oldu Sinan? Bir gelir misin benimle? Biraz konuşmamız lazım. Sinan Bey hiç başlamayın. Bıkmadınız mı ya bizimle uğraşmaktan? Bıktım. Hatta o kadar bıktım ki bir an önce kurtulmak istiyorum sizden. Ben gelirim birazdan. Hayırlı işler. Oo, Selim abi hoş geldin. Hoş bulduk. Senin paketi hemen hazırlıyorum. İyi, hazırla bakalım, hazırla. Bugün nasılsın? İyi, iyi, sağ ol. Senden ne haber? Hamdolsun abi işte. İyi günler. Poşet çay bulundun mu sizde? Var ablam. Selim abim, 12 tane yumurtan hazır. Ben çayı getiriyorum. Merhaba. Evet ya, çay. Doğru, çay iyi fikir. Hava buz gibi değil mi? Isıtır.
Yumurta ister misiniz? Yani şey, bunlar öyle normal yumurta değil. Tavuk yumurtası değil yani. Çocuklar bayılır, ister misiniz? Abla çay. Kalsın, sağ ol. Ver sen onu bana, ver. Ben sana parasını sonra veririm. Eyvallah. Pardon hanımefendi. Bir saniye, pardon. Merhaba tekrar. Ben öyle içeride biraz dangur dungur konuştum, kusura bakmayın ama... biz aynı hastanedeniz diye. Ben sizi görmüştüm galiba, siz refakatçiydiniz değil mi? Pardon da size ne? Doğru, haklısınız. Bana ne? Kusura bakmayın. Çayınızı unutmuşsunuz. Buyurun, benim hediyem olsun. Münasebet beyefendi. Siz kimsiniz bana hediye veriyorsunuz ya? Arkamdan gelmeyin. Bak peşime bırakmazsanız polis diye avazım çıktı kadar bağrına. Tamam. Buraya mı hemşire hanım? Evet hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Samocuğum. Biz niye evlenmiyoruz tatlım? Neyi bekliyoruz? Pardon? Alp diyorum. Niye bekliyor? Alp'i diyorsun sen. Alp. Ama önce bir sakin ol Esma'cığım. Hoş geldin. İyi misin? Nasılsın? Alp'le evlenemiyorsunuz çünkü Alp'in parası yok. Yani daha doğrusu Alp'in parası var ama paranın nereye gittiği belli değil. Benim de bu konuda biraz şüphelerim var. Esma, hoş geldin hayatım. Hoş bulduk hayatım. Alp'cığım. Biz niye evlenemiyoruz tatlım? Senin neden paran yok? Sen maaşını nereye harcıyorsun? Hı? Kumara mı? Yoksa başka bir kıza mı? Kızlara mı harcıyorsun? Ne? Sizden kurtuluş yok değil mi? Yok. İyi bari söyleyeyim de siz de kurtulun, ben de kurtulayım. Ben o parayı yetimlere yolluyorum. Nasıl yani? Öyle işte. Ben tıbba hazırlanırken bir söz verdim. Eğer kazanırsam maaşımın 1/3'ünü benim gibi okumaya çalışan yetimlere yollayacağım dedim. Tamam mı? Bitti. Mutlu musunuz? Alp sen ne yüce gönüllü bir adam çıktın kardeşim ya. Sen ne yüce gönüllü bir adam çıktın kardeşim. Niye söylemiyorsun oğlum? Neler düşündük senin arkandan? Bir tane Tamam. Şimdi böyle olunca biz evlenemeyeceğiz diye üzüldün değil mi? Yok. Ben bu kadar güzel kalpli bir adama aşık olmuşum diye sevindim. Ben seni çok seviyorum abi. Ben de seni çok seviyorum. Ablamdan da ablamdan da özür dileyeceğim. İyi bir insan olacağım. Ne olur bırakma beni. Şşş. Sen benim sevdiğim tek kadınsın. Nasıl bırakırım seni?
Sana tek bir soru soracağım. Neden? Anlamadım. Bak. Babamın sana yaptığı şey kabul edilebilir bir şey değil. İğrenç bir şey. Korkunç bir şey. Affedilemez bir şey. Seni anlamaya çalışıyorum. Maalesef haklısın. Yaşadıkların çok zor. Ama ben anlayamıyorum. Ben ne yaptım sana? Sen bana bunları neden yaşattın? Niye böyle bir şey yaptın Sultan? Nasıl böyle bir şey yaparsın ya? Çünkü seninle tat istedim. İtilmek, ötelenmek, yok sayılmak, yalnız kalmak neymiş? Küfür istedim. Ya senin öz babam bile değildi. Senin hiçbir altın değildi. Ama yine de her şeyini sana verdi. Bütün sevgisini sana verdi. Bana vermesi gereken her şeyi sana verdi. Evet. Şu an senin bu içindeki öfkeyi, kötülüğü gördükçe benim içim yanıyor. Haklısın. Her şeyi bana verdi. Ama hiçbir şey benim umurumda değil. Bana bu yaşattıklarına rağmen ben seni affedebilirdim. Bana elini uzatsaydın senin elini tutardım. Belki abi kardeş olabilirdik. Belki bir aile olabilirdik. Ama sen iki insanın ölümüne sebep oldun Sultan. İki insan senin yüzünden öldü. Sen hayat kurtarmak için yemin etmiş bir doktorsun. Tamam. Geçti onlar. Geçti. Sen o pamuk gibi kalbinle kendini çok iyi bir insan sanıyorsun değil mi? Değil misin? Mesela bak şu an bu odada yalnızız. Benim bütün yaptıklarım için beni cezalandırmak istemez misin şu an? Ha? Hadi. Hadi bak şu an beni burada öldürmek istemez misin? Sıkı ya. Hadi. Bir sakin ol. Şşş. Bir sakin ol, sakin ol. Bırak ellerimi. Sakin ol. Senin cezanı adalet verecek. Ben değil. Ben seni öldürmek falan istemiyorum. Sen kendini öldürmüşsün zaten. Yazık. Gerçekten çok yazık sana. Ben sana sadece acıyorum. Şu haline üzülüyorum. Yazık. Peki şimdi seni burada öldürsem kim ölecek? Ya da dur. Senin o karını öldürsem mesela. Yine böyle acıyabilecek misin bana? Ha? Bırak. Bırak. Acıyabilecek misin? Acıyacak mısın eskiden olduğu gibi? Bak, acıyacak mısın? İyi misiniz? Kendini kandırma Halihasan. Kendini kandırma. Herkes biraz kötüdür. Herkesin içinde biraz kötülük vardır. Herkesi kendin gibi bilme Sultan Bey. Ay, sen de mi? Beni satman için ne teklif ettiler sana? Ne teklif edecekler? Değil hastaneyi, dünyayı verseler senin gibi bir katil işbirliği yapmam ben. Katil. Müdür, sen nesin be? Çıkart! Eylül'ün babaannesinin kanı yok mu senin ellerinde? Kendi ısır için saklamadın merceği! Getirdik mi? Getirdik, getirdik. Bir mantar kaldı. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk, değil mi? Yok, ilk siz geldiniz. Merhaba hocam. Hocam. Bak, montları şöyle şuraya bırakabilirsiniz. Geç.
İsmail'im gel. İsmail'cim ne yapıyorsun? İyi misin? Oğlum. Hocam. Ne yapıyorsun? Hocam. Nasılsın? Hoş geldiniz. Herkesin gelmesini bekleyecektim ama dayanamayacağım. Davetiye mi bu? Evet. Güzel, güzel. Ay sonunda yani. Evet. Hem de haftaya. Ya kızım. Haftaya. Güzel. Hadi bakalım, hayırlı olsun. O evlilik teklifinden sonra nasıl düğün olacak merak ediyorum ha. Vallahi bakacağız hocam. Bakacağız, bakacağız. Aşkım ne oldu? Beni apar topar çağırdın. Şimdi göreceksin hayatım seni neden çağırdım. Çocuklar. Ne oluyor ya? Kartlar, kartlar. Abla. Abimizle evlenir miyiz? Esma, aynı anne babadan olmasak da bu çocuklar benim kardeşlerim. Ailem bir yerde. Sen de benimle evlenip bu çocukların ailesi olur musun? Evet. Alp abinin maaşını yetim çocukları gittiğini öğrenen annemle babam yardım üstlenmiş ve evlenmelerinin önünü açmıştı. Ya en sonunda ya, en sonunda. Tabii ki Esma teyzenin nikah şahidi annem olmuş. Alp amcamınki ise Sama. Sama amca hala evlenecek kimseyi bulamadı. Söylüyorum, çok takıyorsun diyorum ama dinlemiyor. Aa. Nasılsın? İyi, sen? İyidir. İki saattir yoldayız vallahi. Öyle değil mi hayatım? Fenaydı. Selim hocam, müsait miydiniz? Sizi aileyle tanıştırmak istedim. Kendisi yeni ameliyat hemşiremiz. Siz miydiniz? Çok deneyimli bir hemşiredir. Referansları çok iyi. Tabii. Ayakta kal, dışarıda kaldınız. Buyurun. Buyursanız da. Buyurun. Buyurun oturun. Hocam yumurtalar hazırsa ben çocuk bölümüne geçeceğim. Bekliyorlardır şimdi. Hocam. Tabii. Aile seninle yukarıda görüşürüz, tamam mı? Tamam. Kusura bakmayın. Ben sizi yanlış anladım. Yok canım. O daha çok benim yüzümden oldu biraz. Siz haklıydınız aslında. Ben öyle aniden yumurta ister misiniz diye sorunca. İşte yumurtalarda böyle bizim çocuk hastalar var da haftada bir onlar eğlensin diye. Selim ben bu arada. Ayla. Selim amcam hayatının aşkını aile hemşirede buldu. Kardeşim ya. Of, gel gel, nerede kaldınız? Bir garipsin yani pek, bir garip. Sen hep böyle yapıyorsun Oğuz. Ne oldu, ne yaptı yine? Ters yöne girdi. Yol çalışması vardı İpek, yol çalışması. Ne yapsaydım, Tekirdağ'dan mı dönseydim? Geç. Bak ya, dönseydim keşke. Selam. İpek teyzemle Oğuz eniştem tartışarak konuşuyorlarmış. Annem böyle diyor. Birbirlerini sevgilerini göstermiş şekilleri buymuş. Ne oldu, neyin var senin? Annenin mektubunu sana vermemem lazımdı. Ama gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Canını acıtmak istemedim. Pek biliyorum kötü bir niyetin olmadığını. Ayrıca iyi ki verdin. Öyle mi? Tamam, çok canım yandı. Ama bazı şeyleri anlamamı sağladı. Anneannemi buldum hep. Kötü bir şey olmadığını öğrendim. Ve asla annem gibi biri olamayacağım. İyi ki varsın. Benim ailem sensin.
annemden de babamdan da daha çok sensin. Kapıyı açık bırakmışsınız. Ben de gireyim dedim. Hoş geldin. Sinan amca tüm yaptıkları için annemden özür dileyince zorla da olsa aileye kabul ettiler. Tabii bunda benim de payım olmadı zaten değil. Değil hayatım. Ama seninki daha güzel, o ayrı mevzu yani. Al işte, bağırdınız bağırdınız Gül Ayşe Sultan'ı uyandırdınız ya. Geldim kızım, geldim. Ben bakacağım. Geldim kızım, geldim. Hayır, ben bakacağım ya. Azıcık seveyim. Durun, aa. Hayır, korkutmayın kızım, ben bakarım. Yattığında saçlarını böyle yaptın acaba? Hı? Allah! Geldi! Bak anneciğim, bak kimler geldi. Çok seven iki insanın çocuğu olmak. Şimdi onların kalbi birlikte benim için atıyor. Uçuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden?